Günaydın Mert Kaptan. Günaydın. Ne haber, nasılsın? İyiyim valla, ne yapayım? Yolunda yaşıyorum. Bugün nedir görevlerin bir turist olarak? Çeşitli görevlerin var yapmak ve evet. Zorunda olduğun ve yükümlülüklerin var. Birçok zorunluluğun oluyor turist olunca. Gerçekten bazen çok zor oluyor turist olmak. Bunu dün yaşadık. Gezmek zorundasınız, görmek zorundasınız birçok yeri. Biz bir de rahatsızız yani. Mutlaka yapmalıyız, görmeliyiz. Bugün ne yapacaksın? Şimdi zorunlu olarak tekne turuna gideceğiz. Zorunlu tekne turu. Bence daha otellerden insanları topluyoruz şu anda. Hurgada caddelerinde geziyoruz. Arkadaşlar yol boyunca ilahiler dinledik. Tören. İşte geldi. Hurgada Marina'dan kalkmıyor bu turlar. Başka bir... Sahil el Haşiş'ten mi kalkıyor? Sahil el Haşiş'ten. Haşiş'ten kalkıyor. Haşiş'teki bir iskineden kalkıyor. Evet, şimdi profesyonel kameraman aldı. Çekimleri. Deniz ütülerine bineceğiz. Bugün hava, su, güneş çok güzel. Güneş şey yapıyor. Kendini güzel güzel hissettiriyor. Plaj, deniz. Şu otel yapılmış. Bu bunun iskelesi. Otel işletilmiyor. Burayı da herhalde iskele yapıldığı için beleşçiler işgal etmiş gibi bir his var şimdi. Marina çok pahalıymış çünkü. Bir motor yatın el yapımı. Sadece bir motor yatın önüne geçiyorum. Gördüğünüz gibi baş taraftan bağlanmış bir jeneratör var. Yedek çapalar var. Saç altı üstü ahşap gibi. Teknemizin yan teknelerden değişik bağlama yöntemleriyle denizden tonoz almışlar. Hemen karşı adaya gideceğiz. Giftun'a oldukça yakın. No kaptan yer ha. Kaptan yukarıda. Bu da içerisi. Kapalı, burası güzel. Evet. Rüzgar var. Yaklaşık 15-20 knot hava var. Ayaklarımız cıvıl. Şöyle kapalı yeri var. Yan tarafta. Allah. Kaptan burada olması lazım. Henüz yok. Teknenin şeyi çok iyi. Evet. Ha bak. Kaldı. Olan kaptan içeride. Burada bir güzelliği var bu denizin, dalga olmuyor. Çünkü çok kapatıyor körfez. Değil mi? Evet. Normalde de şöyle... Akdeniz'de şöyle bir şey rüzgarda deniz bayağı çalmıyor. Tabii canım. Baksana burada koyun içi gibi. Körfez yani, o yüzden. Ama zaten hani körfezin içinde şey yani. Normalde. Evet. Briefing verilecek. Herkes briefing'e gidiyor. Kaptan çok ciddi. First stop after 20 minutes, you be for small island. It's named for Magawish. In shallow water, not deep water, because I want see for all good snorkeling or not. Okay? And if the group leads
Caesar, Caesar, and then the food leader Caesar. When you hear Caesar group, you know, you have to now meeting and all from me underwater an island anywhere. Çok esiyordum. Sığlıklar var. Bakar mı bak, bayağı sığlık yani. Şey gibi, şaka gibi. Wow, baksana adam böyle sığlık. Ama daha iyi görüşmesi için. Burası sakat, sığlık çok eder. Şu sığlığa baksana. Onu diyorum ben de. Baksana boylu boyunca yani. Şişme bot olsa çok güzel gezilir ha. Değil mi? Evet, evet, şişme bot da çok güzel. Merdiveni mi beğendin? Hayır. Çok farklı. Evet, değişik bir pasarella. Hayır, o pasarella değilmiş, merdivenmiş bu ya. Bayağı mertemen. Sırada yansın. Hazır yalnız. Hızlı bir geçiş oldu. Gocuklardan hemen deniz kostümüne evet, geçsin o. Kostümünün rengi çok farklı. Bula. Sir, you ready? Yes, of course. Dolphin waiting for you here. Dolphin bekliyormuş ki ya Mert. Hadi bakalım dene. Bravo Mert, bravo. Herhalde balık vardır. Burası Kızıldeniz. Mert!
Ne düşünüyorsun? Suyun içi gerçekten de ılıktı arkadaşlar. İyi ki de atlamışım, yüzdüm ben de. Evet. Yani dışarısı soğuk tabii estiği için. Portakal koyuna doğru yaklaşıyoruz. Orange Bay'e geldik. Burası Kuytu'da kalıyor. Evet Eda. Vallahi esmese çok güzel. En sonunda bir adım attık. Esmese çok güzel değil mi? Evet. Biraz esme problemi var. Yapacak bir şey yok. Böyle denk geldi. Kendine en alt. Dedoş, demin çekememiştik. Ne diyorsun? Çok güzel diyorum. Harika değil mi? Göster bakalım bize. Şöyle şu açıya geç. Midyeler var yerde. Bak. Evet. Ha? Çok güzel. Ay bu çok güzelmiş. Bak. Mercandan oluşan taşlar var. İleride oyuncaklar var ama biraz hava esiyor, pis pis esmese. Çok güzel. Hadi gezelim. Şöyle bir ahşaptan şeyler var. Bak şöyle bir kaygı. Gezecek misin? Şu an yok. Şu karpide oturup fotoğraf çekelim mi? Çok güzel çıkıyor. Kalp. Hadi Hurgada'dan sevgiler. 1-2-3 Hurgada'dan sevgiler. Evet Eda, ne düşünüyorsun? Vallahi süper. Ben hep böyleyim ya Ocak aylarında. Genelde böyle mi takılıyorsun? Deniz falan. Deniz falan. Arkası da çok güzel gözüküyor. Keyfin yerinde duruyor. Kalbim Hurgada'da kaldı. Oo, suyun rengi de fena. Ha? Bir de şöyle seni çekeyim mi? Orada girişi çekememiştim. Şöyle iskeleden geliyorsun. Böyle karşılıyorlar seni. Şöyle ahşap yapıda. Eda gülümse.
Sen git, ben seni çekeyim. Zaten de çekiyorum. Oha! Stella biralarından. Stella biralarından şişe saksısı. Şişe saksısı. Oha! Geri dönüşümün böylesi, hem de kalp şeklinde. Milyonlarca şişeden. Böyle yatmalı yerler de var. Saksı yaptılar. Göya bar var. Bunu ayarlayamayan mısırlar. Saksı yaptılar. Saksı. Oha! Aa, saksı bar. Çok güzel gözüküyor. Merhaba ben. Akbar. Allah'ın. Şöyle bar var, güzel. Burada kasa var. Daha yorum yaptı, tamam dedik. İyi de daha bir hizmetini görmedim. Daha bir hizmet görmeden yorum istiyor adam arkadaş. Şuradaki şeyler daha mı yakın, biliyor musun? Salıncaklar. Aynı yani, hiçbir fark yok, bir şeyde fark yok, bu kadar işte. Başka bir şey yok artık, bu. Evet Eda. Devam ediyor. Orange Bey'de. Güzel gözüküyor. Akın akın Anadolu'dan geliyorlar. En güzeli şu taraf arkadaşlar. En dip taraf. İskelenin yani şeye giderken sağ tarafı, sancağı yani. Veya işte Adana'nın iskelesi falan. Yani o kalbin olduğu yer, çünkü orada daha az rüzgar alıyor, burada daha çok alıyor. Burası kış köşesi. Çok soğuk ama. Kano zevkli olabilir. Nasılsın? Çok güzel ya. Stella'mı da içiyorum. Afiyet olsun. Thank you. Altın bunların tadını çıkarıyoruz. Aferin sana. Dünyanın tersizi oldu değil mi? Evet. Mevsimleri şaştım. Ondan olmuştur. Yani şurada bir yerde Doris'le dolaşırken Allah muhafaza bir motor bozulsa ve şu kayalıklara, resiflere çarpsak Mert. İndirmek olur. Tövbe yarabbim ya, çok sığ ya. Ama renge bak.